Bu kısa ayet-i celileyi ve hicretin hükmünü, manasını arz ettikten sonra hicretin gayesi üzerinde biraz durmak istiyoruz. Aziz müminler, hicret bütün müminlerin bir tek noktaya tercihinden başka bir şey değil. Yeryüzünde Allah'a inanan müminler, Müslümanların bir noktaya, bir hedefe, bir gayeye yönelmesi bir hicret. Bir gayeye yöneliyor. Bir maksada yöneliyorsunuz. Yeryüzünde hedefi olmayan Müslüman olamaz. Yeryüzünde gayesi olmayan Müslüman olamaz. Müslüman serseri olamaz. Müslüman başıboş olamaz. Müslüman gayesiz olamaz. Müslüman sadece yemek içmek için gelmiş olamaz. Sadece dünyevi nimetleri yiyip de içip de gezip tozup dünyadan zevk almak için gelmiş olamaz. Onun bir gayesi var, onun bir davası var. Hicret bunu planlıyor. Hicret burayı açıklıyor. Aziz müminler, gayetsiz yemek yoktur İslam'da. Manasız içmek yoktur. Her yemeğe başlarken, içmeye başlarken, hayırlı bir işe başlarken neden besmele çekmek vaciptir? Allah'a adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Süleyman Çelebi niçin bunu söylüyor? Her hayırlı işe başlarken besmele çekmek niçin vaciptir? Mesela yemek yemeye başlayacaksınız, Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Arabanızın kontağını açıyorsunuz, marşa basıyorsunuz, Bismillahirrahmanirrahim. Evinizden çıkacaksınız, Bismillahirrahmanirrahim. Evinize gireceksiniz, yine aynı şey. Niçin? 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 Yemek yemeye başlarken neden besmele çekiyorsunuz? Kafirlerin yemek yemesiyle Müslümanların yemek yemesini ayıran nedir? Baş tarafında besmele çekmesi, sonunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin demesidir. Eğer sizin evlerinizde, Müslümanların evlerinde sofra kurulup da yemeğe başlarken besmele çekmeyen varsa onu ehli küfürden ayırmak tamamen zorlaşmıştır. Ehli küfürden ayrılacaksınız, her şeyinizde ayrılacaksınız. Neden besmele çekiyor? Neden yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim? Alimlerimiz buyuruyorlar ki, besmele ile yemeğe başlamak demek Allah'ın ismini zikrediyorsunuz. Ya Rabbi, yediğim bu yemeği, içtiğim bu suyu, meşrubatı senin hükmün yerine gelsin diye, senin razı olduğun, senin emrettiğin şeylerde kullanacağım, yediğim bu yemekten aldığım enerjiyi senin yoluna kullanmak için sana söz veriyorum Allah'ım demektir. Böyle yiyeceksin. Yediğini bu mana içinde yiyeceksin. İçtiğini bu mana içinde yiyeceksin. Yoksa basit bir çeyneme hazım makinesi değilsin sen. Ey Müslüman delikanlı, sen yediklerini hazmeden, eriten, tüketen ve en sonunda bağırsaklarında biriken pisliği 100 numara çukuruna boşaltan pislik makinesi değilsin sen. Bir hazım makinesi misin sen? Bir tüketim makinesi misin sen? Hayır. Bakın, Hazreti Mevlana ne söylüyor? Büyük Mevlana, bir yoldan geçiyordum diyor. Allah aşkına dikkat ediniz, gayeyi anlatıyor. İnsanın niçin yedik, yiyip içtiğini anlatıyor. Bir yoldan geçiyordum diyor Mevlana. Bir ses işittim. Şikayet ediyordu, figan ediyordu. Hüzünle, kederle haykırıyor, bağırıyordu. Nereden geliyor bu ses diye merak ettim. Önüme ardına bastım, bir şey göremedim. Biraz ilerledim, bir dereden geliyordu. Bir dereden geliyordu. Biraz daha yaklaştım, dikkatle baktım, gördüm ki bir insan pisliğinden ses geliyor. İnsan necasetinden bir feryat, bir şikayet geliyor. Kulağımı verdim, dinledim ki o insan pisliği aynen şöyle söylüyor. Allah'ım, bir saat evveline kadar ben yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. Beni sana asi olan bir adam, namaz kılmayan beynamaz bir adam, beni yedikten sonra pisliğe çevirdi, pis kokuya çevirdi. Ondan davacıyım, onu kahret Allah'ım diyor. Sen Allah'ın bu güzide nimetlerini yiyip de çürütüp hazmedip kokutan pislik makinası mısın sen? Bir kere bunu anlayalım. Bizim neslimizi bu hale getirdiler. Bizim neslimize bir dava, bir hedef, bir gaye vermediler.
damarlarındaki asil kan bugün asi bir kan haline geldi. Damarlarındaki asil kan diyorlardı ya hani, ne oldu o asil kan? Tam bir asi bir kan haline geldi. Önü alınmaz bir afet haline geldi. Niçin bu gençlere bir gaye aşılamadılar? Niçin mukaddes bir dava aşılamadılar? Niçin kalbindeki imanı söküvaldılar? Gençliğimizin üniversitelerde, gençliğimizin eğitim sistemlerinde kalbindeki imanını, vicdanını, ahlakını, merhametini, namusunu, iffetini, haysiyetini söküp alanlar bir barajın patlaması gibi şimdi gençliğin önünde duramıyor, anarşiyi hiçbir zaman önleyemiyorlar. Sen misin yüreklerdeki imanı söken? Önle bakayım şimdi hadiseyi. Sen misin kalplerdeki merhameti söken? Sen misin lider ve önder ve rehber olarak, kurtarıcı olarak Hazreti Muhammed'den kopan sen değil misin? Sen misin? Önle bakayım hadiseleri.